Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberde programımızda görüşmelerini kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiga alaqadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna olsunumuz. Qaynab sizlar ekranımızda bolsun. Xitayning g'arb ellariga singib kirganligi oshkorlandi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Avstraliya va Angliya taratqulari yaqinda oshkorlangan bir hujjatga asosan Xitoy kommunistlarining g'arb ellarining konsulxonalariga, universitetlarga va cho'ng shirkatlarga singib kirganligini xabar qilgan. Avstraliya gazetining 13-dekabrdagi xabarida oshkorlanishicha, Xitoy kompartiyasi Avstraliya, Angliya va Amerikaning Shanghaydagi konsulxonalariga, hatto dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng shirkatlarining Xitoydagi tarmoqlariga singib kirgan. Xitoyning rasmiy josuslik organlari a'zolarini g'arb elchixonalariga o'rinlashtirganiga oz deganda 5-10 yil bo'lgan. 2016-yilda Shanghaydagi bir mulozimatdan bir qism kompartiya a'zolarining ma'lumotlari oshkorlangan bo'lib, bu tizimlikda 1 950 000 kompartiya a'zosining ismi, o'rni, tug'ilgan vaqti, millati, hatto adresi va telefon nomeri qatorliq tafsiliy uchurlar xotirlangan. Xabarlarga asoslanganda bu partiya a'zolari 79 mingdan ortiq Xitoy kompartiyasi tarmoqiga tabe bo'lib, ularning ko'pincisi ayrim shirkat yoki tashkilotlar ichiga o'rinlashtirilgan. Angliya taratqusi yakshanba pochtasining xabariga asoslanganda bu sonliq ma'lumot ambiri shifrlangan tez uchur yo'llash telegrammasi orqali 9-nji oyda tunji qitim Xitoy o'qituvchisi tomonidan har qaysi davlat parlamentiga oshkorlangan. Sonliq ma'lumotlar bexatarlik analiz organining yordamida dalillangandan keyin Avstraliya va yakshanba pochtasi qatorliq dunyodagi 4 axborot organiga yetkazilgan. Oshkorlanishicha Avstraliyaning Shanghaydagi konsulxonada kam deganda 10 nafar kompartiya a'zosi bor bo'lib, ular yuqori darajalik hukumat va hukumat ishlari mutaxassisi, katib, iqtisodiy maslahatchi va ma'muriy yordamchi sifatida taklif qilingan. Bulardan sirt Avstraliya, Amerika, Angliya, Germaniya, Shvetsariya, Hindiston, Yangi Zelandiya, Italiya va Janubiy Afrika qatorliq davlatlarining Shanghaydagi konsulxonalariga Xitoy kompartiyasi a'zolari singib kirib bo'lgan. Xitoyning 500 mingdan ortiq odamni majburiy amgakka solganligi isbotlandi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda 1.5 milliondan ortiq kishini majburiy paxta terishga solganligi oshkorlandi. Amerikadagi tadqiqotchi Adrian Zenis tomonidan Yarishari siyosiy markazi nomli tadqiqot markazida e'lon qilingan eng yangi dokumentda ko'rsatilishicha 2018-yilda Sharq Turkistonning faqat 3 viloyatida oz deganda 570 ming odam majburiy paxta terishga solingan. Amgakka solinganlar amgak ishidagi qoramig'i yetganlarni, yashanganlarni va lagerlardan chiqqanlarni o'z ichiga oldi ekan. Adrian Zenis Xitoy rejimi o'zi e'lon qilgan hujjatlarga va shundoqla Xitoydagi axborotlarda oshkorlangan sonliq ma'lumotlar asosida yuqoriqi raqamni hisoblab chiqqan bo'lib, butkul rayondagi umumiy sonning buningdan nechasi yuqoriligi taxmin qilinmoqda. Sharq Turkistondagi paxta Xitoydagi umumiy paxta ishlab chiqarishning 85%ini, dunyodagi umumiy paxta ishlab chiqarishning 20%ini tashkil qilgan bo'lib, dunyodagi donliq moda markalari asosan digidek bu paxtalarga tayindi. Dokladda bayon qilinishicha, ilgari Sharq Turkistondagi majburiy amgakka doir isbotlar faqat to'qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan tuvan darajalik ishlab chiqarishga munosabatlik bo'lgan bo'lsa, bu navbat tepilgan isbotlar bo'lsa majburiy holda va qo'l bilan paxta terishga munosabatlik ekan. Bu bayqashning ta'siri texmo keng bo'lib, u paxtaga munosabatlik har qanday mahsulotning va ta'minlash zanjirlarining xom ashyosining majburiy amgakka ketishligini ko'rsatib beradi ekan. Xalqaro qullikka qarshi turish tashkiloti tadqiqotchisi Chloe Cranston Reuters agentligiga qilgan so'zida mundaq degan. Bu isbotlar har qaysi shirkatlarning nima uchun bu rayondan mol ta'minlashni jiddiy to'xtatishi kerakligini, barlik hukumatlarning nima uchun rayondan import qilingan mollarni cheklashi kerakligini bizga aniq ko'rsatib beradi. Bu tadbirlarni kechiktirish uchun hech qanday bahona sabab yo'q. Adrian Zenizning dokladda ko'rsatishicha, paxta terish ko'pincha hollarda mashinalashtirilgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda paxta terish asosan odam kuchiga tayindi ekan. Bulibmi Sharq Turkistondan chiqadigan yuqori sifatli paxta butunlay qo'l bilan terildi ekan. 2019-yilda Sharq Turkistonda 70% paxta odam kuchi orqali terilgan. Xitoy rejimi ilgirki yillarning aksicha Xitoy o'lkalaridan maxsus paxta terishga keldigan Xitoy amgak kuchlarini zo'r darajada qisqartgan bo'lib, paxta terishga selinayotgan Uyg'urlar yerlik hukumat va kadrlarning haydakchiligi va o'rinlashtirishi bilan tashkillandi ekan. Dokladda mundaq deyilgan:
Bu dokladda görüntülen sallık malumatlar Şarkı Türkistan'daki paxta işlep çıkarışının mutlak köp kısmının devlet tarafından mecburi halde icra kılınıvatkan ve yerlik milletlerini nişan kılığan siyasetki asasen yürgüzülüvatkanlıkını küçülük ispat bilen teminleydi. Reuters agentliğinin haber kılışça bu dokladdaki paketler aldığımızdaki haftalarda Angliya parlamentida ve Avrupa parlamentida oturuğu koyuldiken. Xitay taraf olsa dokladdaki paketlerini red kılığan. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin 15 dekabrdaki akhbarat yığınında bunun mecburi emgeklikini red kılgan ve onun kişilerinin muqim hizmetki uğrulışıga kapadetli kılganlık bulduğanlıkını bildirip, dünyaya allaburun aşkarı bulup ketken cinayetlerini yuşuruşka uğrundi. Wang Wenbin bayanatı diyene dokulat abdori Adrian Zeniz'nin ismini bevasıta tilge elip, taratkular Adrian Zeniz'nin Amerika hükümeti kurgan 10-yıl teşkilatının azası ikerlikini aşkarıldı edip bildirildi. Nurgun kişilik hukuk mutaxassisleri Adrian Zeniz'nin dokladıdaki bu paketlerini Uyghur mecburi emgekliği tayinlayotgan xalqaralıq markalarga besim işiltişte hal qılğıç rol oynaydı dep qaramaqta. Alibaba Uyghurlarga qaratılğan çıray tunuş üskünisi taraqqi qıldırdı. New York vaqti gelsinin 17 dekabrdaki xabirde bildirilişçe Alibaba Gorohi şirketi Xitayning Uyghurlarni izqoqlab tekşürüp ziyankeşlik qilishqa ishiltidigan chiroy tunish texnikasini taraqqi qildirgan. Xabarda qayd qilinishicha Alibaba'ning bulut hisoblash savdo turbekiti yumshoq detaldan foydalanib, xaridorlarning Uyghur va boshqa millatlarning chiroyini bayqiya oladigan uskunni o'tirg'i chiqargan. Mazkur turbekatning xabariga qaraganda bu iqtidor Alibaba'ning yumshoq detali bilan yasalgan bo'lib, bu üskünə terrorluq, şəhvaniliq və başqa xətərlik türlərgə münasibətlik rəqəmlik məzmunlarını nəzarət qilishqa yardım verədikən. Xitay atalmış terrorluqqa qarışdırış hərəkətinin bir qismi sübütidə Şərqi Türkistandakı millionluğan Uyğur və başqa millətlərini səbəbsiz lagırlarqa soluğan, həm də kəng köləmlik közütüş toru orunlaşdırıb, onların çirayını tunuş və gen təkşürüş vasıtları arqalıq qatdıq nəzarət qılğan. Bildirilishicha Alibaba şirketinin Uyghurlarni bayqash quralini ishiltibotgan yoki ishlatmaydiganligi texi aniqlanmagan bo'lsa-mu, ammo u texnikaning xavfi yuqori ekan. Bu uskuna ijtimoiy aloqa supalaridagi sinlarni avtomatik holda tekshirib belgi qo'ya oladi ekan. Agar bu sinda yumshoq detal tarafidan Uyghur ekanligi muqimlashgan hamon signal beradi ekan. Hatto Xitoy doirlarini Uyghurni bayqaganligi haqida ogohlantira oladi ekan. Bildirilishicha Times gazetasi muxbirlari bu hafta Alibaba shirkati mas'ullaridan bu uskunaga munosabatlik masalalarini so'rganda ekan, shirkat Torbekatdagi Uyghur va boshqa millatlarning chiroyiga munosabatlik uchur va mazmunlarni o'chirayotgan. Alibaba bulut hisoblash bo'limi vakili bu haqda yozim bayonot e'lon qilib, bu xil turning texnikalik iqtidor ustida izlanish va sinoq bosqichida turayotganligini, bu uskuna azaldan sinoq muhitining sirtida ishlatilmaganligini bildirgan. Ondan başqa bölüm vəkili sınaqı münasibətlik texnika köp uçurlarını aşkarlaşını, şunaqlı bu iqtidar haqqıdaki uçurlarının yumşaq detalının rəsmi hüccətlərgə nemi üçün kirgüzülgəlləkini çüşəndürüşünü, bu şirkət nemi üçün uyğurlarının çırayını bayqaş qorallarını sınaq qılıvatqallıqı toğrısıdaki suallarga cevap berişini rəd qılğan. Avropa İttifaqı parlamenti uyğurlar haqqıda qarar maqulladı. Fransiya Xalqaro Radiosining 18 dekabrdagi xabarida bildirilishicha Yevropa parlamenti Magnitskiy jazo qonuni orqali Uyg'urlar masalasida tadbir elish uchun qaror ma'qulladi. Xabarda qayd qilinishicha Yevropa ittifoqi Uyg'urlar masalasida tizdin tadbir qo'llanish maqsadida belat tashlagan bo'lib, 20 ovozga qarshi 604 ovoz qo'llab belat tashlagan, 57 ovoz huquqidan voz kechgan. Bu qarorning vujudga chiqishini ilgari surishda boshlamchi bo'lgan fransiyalik Yevropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann Bryusseldagi Yevropa parlamentida ayni vaqtdagi Fransiya yozuvchisi Zoladinning "Men shikoyat qilaman" degan mashhur so'zini naql etib, Uyg'ur masalasida sukut qilgan xalqaro jamiyat, Yevropa hukumatlari, dunyodagi musulmon davlatlari va boshqa davlat xalqigan tashkilotlari ustidan shikoyat yog'dirdi. Bildirilishicha Fransiyalik Yevropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann Yevropa parlamentida qilgan nutqida munularni bildirdi. "Men xalqaro jamiyatni bundoq dahshatli jinoyatlar oldida sukut va parvosizlik qilganligi uchun ayblayman. Pokiston, Saudiya Arabiston qatorliq musulmon davlatlarining islom bayrog'i ko'targanligini, ammo Xitoyga yordam qilib masjidlarni vayron qilishini va musulmonlarning qabrisini chaqqanligini ayblayman. Men Nike, Zara va boshqa foyda izlaydigan shirkatlarning g'oyat zo'r foyda uchun insonlarni qul qilgan bir davlatni qo'llaganligini ayblayman. Yevropa hukumat rahbarlarining ojizligi va tortinchoqligini ayblayman.
Biz bir yıl ilgari Xitoydan tizdin tedbir qo'llanib lagerni taqashini talab qildik. Ammo Xitoy o'tgan bir yilda nimalarni qildi? Uyg'urlarni hukumat rahbarlarining qo'g'dishi uchun nurg'un ishlarni qildi. Nurg'un kishilar shuni aniq ko'rsatib o'tishi kerakki, agar Yevropa ittifoqi rahbarlari bugun biz ma'qullagan qarorga sal qarasa, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatiga sherik bo'lib qolganligi uchun tarix tomonidan jazolandi. Biz bu ahvollarga yo'l qo'ymaymiz dedi. Yevropa Xalq Partiyasi, Yevropa Sosial Demokratlar Partiyasi, Yevropa Konservativlar va Islohotchilar Partiyasi, Yevropa Kimlik va Demokratiya Partiyasi, Yevropa Yeshillar Partiyasi, Yevropa Solchilar Partiyasi qatorliq Yevropa Ittifoqidagi asosliq cho'ng partiyalarga mansub bo'lgan bu 23 nafar parlament a'zosining bugun Xitoyning jazo lagerlarida davom qilayotgan zulmlari va majburiy amgak tuzumini ayiblashdiki talaffuzlari hech qachonqiga o'xshamaydigan darajada qattiq bo'ldi. Bulibmi Germaniya, Fransiya qatorliq davlatlarning vakillari Xitoyni qat'iy ravishda jazolashni, jazo lagerlarini darhol ham shartsiz taqash, majburiy amgakni to'xtatish uchun jiddiy tadbir qo'llanishni tavsiya qilishdi. Gerçi bu qitimki yig'inning bosh temasi Sharq Turkistondagi majburiy amgak va Uyg'urlarning vaziyati bo'lsa-mu, parlament a'zolarining so'zlari bu temadan zo'r darajada halqib ketdi. Ularning ba'zilari jazo lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'urlarning vaziyati to'g'riliq to'xtilib, buni insoniyatga qarshi jinoyat deb ayiblasa, ba'zilari ota-onalari lager yoki turmalarga qamalib yetim qolgan 1 millionga yaqin Uyg'ur narsidalarining ichinishlik taqdiri haqida to'xtaldi. Yana ba'zilari Uyg'ur ayollarining majburiy tug'ut cheklash to'g'risi bilan avlod qoldirish iqtidoridan mahrum qilinganlik masalasini o'tirg'i qo'ysa, ba'zilari soqchi davlatiga aylangan Sharq Turkistondagi cheduvsiz nazorat tizimlari to'g'risida, yana ba'zilari Xitoy o'lkalariga yotkilib majburiy amgakka zo'rlanayotgan Uyg'urlar haqida. Ba'zilari ustidagi kiyimlarda Uyg'urlarning qon hidi borligini Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimlariga cheklama qo'yishi lozimligi to'g'risida to'xtaldi. Yevropa parlamenti bu qitim qabul qilgan Uyg'urlarga oid 23 moddali qarorida o'xshash bo'lmagan 23 masalani tilga olgan. Kanada Xitoy bilan o'tkazilgan barliq harbiy manevrlarni amaldan qoldirdi. Kanada Devlet Müdafiye Ministeri Harjit Sajjan Taşqı İşlar Ministerliğinin bir türküm yuqur dərəcəlik əməldarlar tərəfindən tayyarlanğan Xitay bilan bolğan münasibətlər toğrusidagi dokumentning bir gazetada e'lon qilinishidan keyin Federasiya parlamentida məsələgə münasibətlik suallarga cavab verdi. Minister Sajjan bunundan keyin Xitay bilan hərbi manevr ötkizilmaydiganligini aytdi. Sajjan hərbi manevrning əməldən qaldırılışidagi səbəbning Xitayda 2 yil tutib turilgan Kanada fuqrosi ekanligini bayon qilib, biz xalığancı qolğa elinğan kanadalıqlar üçün hər daim dəsturumuz. Bizning Xitay bilan bolğan hərbi manevrlərni toxtatışımızdakı səbəblərindən biri bu dedi. Xitay və Kanada armiyaları ilgiri tüzülgən kelişimlərə əsasən 20-dən artıq birləşmə hərbi manevr ötküzüb kəlməkdə idi. Kanada bilan Xitay ötrisidəki diplomatik ciddilik 2018-ci ilin 12-ci ayda Kanadanın Vancouver şəhərində Xitay texnologiya şirkəti Huawei'nin xojayinin qızı Şundaqlı şirkətinin direktori Meng Wanzhou'nun qolğa elinishi bilan başlanğan idi. Bir mezgil türmədə yatqandan keyin 10 million dollar tölən bilan qoyub verilgan Meng Wanzhou'nun cəmiyyətdə turğuzub sotlaş işləri davamlaşmaqda. Meng Wanzhou'nun qolğa elinishiga qaytırma zərb berish üçün Xitay aldı bilan Kanadanın sabiq diplomati Michael Kovrig və sodigar Michael Spowerni dövlət bexatirlikigə ziyan yetkizish bilan ayıplab qolğa alğan idi. Xitay telegrafi Amerikada to'xtatib qo'yildi. Xitoydagi eng cho'ng telegraf shirkati bo'lgan Xitay telegrafining Amerika tuprog'ida mashg'ulot qilish ijozatnomasi 15 dekabrdan boshlab to'xtatib qo'yildi. Amerika Federatsiya Uchur va aloqa komiteti bu vaqtdagi qarorida Xitay telegrafi shirkatining Amerika davlat bexatarligiga salbiy ta'sirlarini paydo qilganligi uchun bu qarorni elishga majbur bo'lganligini tushuntirib o'tdi. Xabarda aytilishicha, Xitay telegrafi shirkati o'tgan 20 yildan buyon Amerika təbəsində uçur mülazimeti bilən şüğullunub kilovatqan bulub, bu jarayanda Xitay rejiminin təlibigi binaən onlarını lazımlıq uçurlar bilən təmin etib kəlgən. 2020-ci ilinin 5-də Xitay rejimi başqoruşidiki başqa 3 telegraf şirkətinin mu Amerika dövlət bixatərləki təhdid payda qılğanlıqı üçün toxtutub qoyulduqanlıqı haqqıda agahlandırış uxturuş tarqıtılğan idi. Amerika Federasiya Uçur və Alaqı Komitetinin rəisi Ajit Pai bu haqda söz qılıb, Amerika hükümetiga qarashliq bir necha ministerlik Xitoy telegrafining davlatimiz uchun bexatarlik tahdidi bo'layotganligi to'g'risida shikoyat qildi. Biz mushu sababdan yuqorqi qarorni oldik degan.
Xitay telegrafining Amerika tuprog'ida uchur mulozimati bilan shug'ullanishiga berilgan ijozatni bekor qilish cho'qqanlari bu yilning 5-ida Amerika Adliya ministerligi va boshqa ministerliklarning shikoyatlarida yer olgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Federatsiya uchur va aloqa komiteti bu qarorni e'lon qilish bilan tangla, yana Huawei shirkatining biz Amerika uchun davlat bexatarligi tahdidi paydo qilmadik degan mazmundagi arzini rad qilgan. Türkiye parlamentida hükümet Xitoydan qo'rqib Uyg'urlarni tilg'a olmaslik bilan ayiblandi. Her yilning oxirida bo'lgandek bu yilmo Türkiye parlamentida her qaysi ministerliklarning keyingi yillik hamjoti muzokara qilinib bekitilgandan keyin xulosa yig'ini chaqirildi. 14-dekabr kuni her qaysi partiyalarning parlamentdagi guruhi mas'ullari ishtirok qilgan yig'inda IE partiyasining guruhi boshlig'i parlament a'zosi Lutfi Turkxon apandi so'z qilib Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lini Xitoydan qo'rqib Uyg'urlarni tilg'a olmading deb ayibladi. Davlatlik xabar agentligi bo'lgan Anadolu xabar agentligi 15-dekabr kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarga asoslanganda, mazkur yig'inda oldi bilan Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li so'z qilib, Tashqi ishlar ministerligining 2021 yillik hamjotining parlamentda qabul qilinganligi uchun rahmat aytish bilan birlikda Turkiyaning 2021 yillik tashqi siyosati to'g'risida ma'lumot berdi. Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun nutka ahırlaşkandayken, İYİ Partisi'nin parlamentdeki grubu başlıklı Lütfü Türkkan Efendi söz edip, Taşkışlar Ministeri'ni Uyghurlarını tilga almadın deyip ayıplab mundaq dedi. Silerini Xitay korkuncu besi vaptu. Küçük şirikinler Xitay Peres Vatan Partisi'nin təsiri astıda qilip, Uyghurlar doğrusu da hiç nime diyelmeydiğen bulup kapsiler. Anadolu xabar agentligida 14-dekabr kuni e'lon qilingan xabarda yozilishicha, Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li IE partiyasi guruhi boshlig'i Lutfi Turkxon apandining bu ayiblashiga javob berib mundaq degan. Men so'zimda Xitoydan Balqonlargacha bo'lgan zamindagi butun qarindoshlarimizga ko'ngil bo'limiz dedim. Men shunimi deb qo'yay. Men Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Turkiyaning Uyg'urlar to'g'risidagi talablarini o'tirg'i qo'ydim. Mavlud Chavusho'g'li nutqida o'ktichi partiyalarning hukumatni Birlashgan Millatlar Tashkilotida 39 davlatning Uyg'urlarni qo'llab qo'l qo'ygan birlashma xatiga qo'l qo'ymadi deb ayiblaganligi haqida to'xtalib mundaq dedi. Biz u birlashma xatga qo'l qo'ymadik. Bu xatga qo'l qo'ygan 39 davlatga qarshi 45 davlat Xitoyni qo'lladi. Biz Uyg'ur masalasini siyosiylashtirmay turib, Uyg'urlar bizning qarindoshlarimiz deb Xitoyga bo'lgan tanqidimizni, o'y-fikrimizni aniq o'ttirg'i qo'ydik. Buni bilishinglarni umid qilaman. Biz har doim har yerda Uyg'urlarni qo'llaymiz. Turkiya parlamentida 2021 yillik hamjot muzokara qilish yig'inining xotirasiga asoslanganda 21-oktyabr kundan 14-dekabr kunigacha davomlashgan Turkiya parlamentidagi hamjotni muzokara qilish yig'inida 15 atrofida parlament a'zosi Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yib, munosabatlik rahbarlaridan savol so'rgan. Amerika Muavin Ministeri Xitay mallarını eliştin agahlandırdı. Amerika Devlet Bihatarlıki Ministerliğinin Muavin Ministeri Ken Kaksinel 15-dekabr haftalik haberler doğrudu makale ilan kılıp, Xitay meli markası bolgan her kandak buyumunu setip eliştin agahlandırgan. Milat bayrami ve yeni yıl bayrami kiliş harpisi ilan kılıngan bu makale, bu mezgilde Amerika'da şekillendiğen yukarı istimal kızgınlığını maksat kılıp yazılgan bulup, Xitay'da işlengen mahsulatlarının pekat Xitay Mili degen markadırlı ibaret emestiki tekitlenip mundaq deyilgen. Bayramlık soğukat üçün öydikileriniz ve dostlarınız üçün setip alğan paxtı mahsulatları belkim kulluk emgikidin kelgen buluşu mümkün. Yani o mahsulatlar hazırkı devirdeki en iğir kişilik hukuk defsendikilikinin tavarığa aylandırılgan şekildir. Xitay rejimi qo'llayotgan bu zamonaviy qulluq tizimining ziyonkashligiga uchrayotganlar faqat diniy va madaniyat erkinligi talab qilayotgan yerlik millat xalqidir. Ammo ular dinsiz Xitay kommunistlarining suiqaslik zo'ravonligiga uchradi. Bu maqolada yuqorqi so'zning paketi sifatida 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq musulmonlarining 1300 atrofidagi lagerlarga qamalib, iğir qiyin qistoqqa uchirganligi, o'ldirilganligi, ayollarning eng iğir xo'rlikka uchirganligi va tug'mas qilib etilganligi, bolalarning ota-onasidan tortib olinib, Xitoyga tarbiyalanayotganligi degandek qabih qirg'inchilik jinoyatlari ko'rsatilgan ekan, kommunist Xitoy rejimining ularni qul qilib kiyim-kechak, lunga, kirlik Adiyal, Hamyip degendek köpligen paxtı məsulatlarını işləb çıxırışqı salgallıqı alahidə əskərdilgən. Maqalidik örstilişçə Amerika Dövlət Bihatərlik Ministerliği bilən Çigra və Tamojni Qoğdaş İdarısının qayıtı hərəkətlənib, Şərq Türkistandiki hərbi orqan bolğan Bintuan'nın paxtı məsulatlarını tutup qiliş buyruqı çürüdükən.
Çigra ve Tamojnini Qoğdaş İdarisi elan kılgan Dünya Paxta Mahsulatları İcazatnamesinde Bingtuan ve onun karmakadaki oğrullarının kul emgek mahsulatını işlep çıkarışka çetildiğallıqı eniq körüstligen. Amerika hükümeti mu Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek ve başka kişilik hukuk zoravallıqı meselesini hal kılış üçün bir qatar teklif ve siyasetlerini elan kılgan. Makalının ahırda mundaq deyilgen. Bu bayram mezgilinde biz Amerikalık istimalçılarını Xitay milinin unçilik kadir kımmetki layık emeslikini tunuşku çakırı kılımız. Lagerlarını esil tıdığan mahsulatlarını setivelip, Amerika istimalçileri ve Amerika bazarını çiritişini halamayımız. Biz Amerika işçileri ve iştapalmay kıyınılıvatkan başka sahadaki kişilerini Xitay'da mecburi kolu kılınıvatkan aşu kişiler bilen rekabetleştirmeyimiz. Ve bu arkalık Xitay'nın yüzüge karı sürkeyimiz. Biz Amerika şirketlerinin devletimiz 155 yıl avval galip gelgen rezil güçlerinin cüvesidi terleşige herkes yol koymayımız. Küzet güçlerinin karışça Muavin Minister Ken Kaksinel'nin bu makalesi bir tarafdan yıllardan buyan Xitay meyliği bağlanıp kalgan ve Xitay'daki kulluk emkikini tek tunup yetmegen Amerika istimalçilerini agahlandırış bolsa, yeni bir tarafdan Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği Qatarlık hukukluk organlarının Xitay mahsulatlarını kirgizmesli kararı ve siyasının küçlük buluduğallıqıdan bişaret beridigen. Cumhur neftlikide baykalgan neft sapsi 1 milyard 600 milyon tonluğu yetken. Atalmış Şinjan gezdinin 15. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Xitay tajavuzçileri bu yıl Şarkı Türkistan'nın Cungar oymalıqı Mahu neftlikidin 2 milyon tonnadan artıq neft kazgallıqını, bu yerdeki neft zapısının 1 milyard 600 milyon tonna işgallikini ilan kıldı. Haberde kayıtkanlaşça, Mahu neftlikide Şarkı Türkistan'nın Cungar oymalıqıdaki ulduruşup ketken merkezi rayonda baykağan 1 milyard tonna derecelik koram taşlıq neft rayonu bulup hesaplandıken. Xitay tajavuzçileri çarlap tekşürüş, eçiş masapısını tiziltiş üçün 2018 yılı 6. ayda Xitay Neft Korohi şirketi mahsus Cungar oymalıqıdaki noktalıq çarlaş rayonunu çarlap tekşürüş, eçiş, kuruluş komandanlıq ştabı kurup, hazırgı kadar 3 derecelik neft geologiyelik zapısıdın 1 milyard 600 milyon tonna emelileşken. Bunun içi de tekşürüp eniklanğan zapısı 540 milyon tonna bulup, 2017 yılı kölemlik içilgandan buyan cemi 5 milyon 485 bin tonna işlep çıkarış iktidarı yeniden berpa kılınıp cemi 6 milyon 236 bin tonna neft kazgan. Bildirilişçe Xitay tajavuzçileri yakınki yıllardan beri Şarkı Türkistan'ın tabii baylıqını bulan talan kılış süretini aşırgan bulup bu yıl burgulaş süretini rayonlarga bölüp tizletken. Mahu Terias sistemisi horizontal kudukının otturucu kuruluş müddetini kıskartıp Mahu 1. Ülgü Körüstüş rayonu Jinlong 2. Quduq rayonunda karatmalık işlep çıkarış endisi ve süretini aşırgan. Malum buluşça Xitay plan boyunca Mahu neftlikinin 2025 yılı ham neft mahsulat miktarını 5 milyon tonluğa yetkizmekçi bulup, Şarkı Türkistan boyunca 50 milyon tonlu neft tabii gaz kazmakçı bulgan. Amerika Xitay'nın yana 60 netçi şirketini karı tizimlikke kirgizdi. Amerika Avazı'nın 19. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Amerika yana Xitay'nın yerim ötküzgüç şirketi SMIC ve ondan başka 60 netçi Xitay şirketini cezalaş tizimlikke kirgizgen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika Saudi Ministerliği Cuma günü Xitay'nın en çok yerim ötküzgüç şirketi SMIC'ni özçik algan Harbiy arqı görünüşü bar 60 netçi şirketini ceza tizimlikke kirgizişini karar kılgan. Bu, Amerika'nın Xitay şirketlerinin Amerika teknikisini işildip, Xitay armiyesinin harbiy küçünü aşırışıgı yardan biriş kılmışını çekleş üçün kullanılan en yeni takabül duruş tedbirleri iken. Amerika Saudi Ministerliğinin bayanatçısı 18. dekabr ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığını da, bu kıtım cezalaş tizimlikke kirgizülgen şirketlerinin köpüncisinin Xitay şirketleri ikenlikini. Bu şirketler Xitay armiyesinin harbi iktidarını östürüşte muşim rol oynavatkallıkını bu kıtım 77 şirket ve onların tarmak uğurları cazalaş tizimlikke kirgizülgenlikini. Bunlar içindeki 60 şirketinin Xitay şirketi işgenlikini bildirgen. Amerika Saudi Ministeri Wilbur Ross bayanatı da nurgun Xitay şirketlerinin Xitay armiyesi üçün başkurulduğun bomba ve balistik başkurulduğun bomba yasaşkı katnaşkallıkı. Xitay armiyesinin Cenubi Deniz'nin harbileştirilişine yardım bergenlikine ait paketler varlığını bildirip, biz karab durup rakibimizin teknikimizini işiltip,
armiyasının harbiy kuchini oshirishiga yo'l qo'ymaymiz deganlarini ta'kidladi. Bildirilishicha, Xitoyning mazkur shirkatlari jazolash tizimiga kirgizilgandan keyin Amerikaning ba'zi texnikalarini sotib olishi cheklandigan. U cho'qim Amerika hukumatiga eksport ijozatnomasi iltimosi sunishi kerak ekan. Amerika hukumatı bu xil ilg'or texnikalarning Xitoyga eksport qilinishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Bu orqali Xitoyning harbiy soha bilan fuqarolarni bir gavdalashtirish turini cheklaydi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning qaroriga norozilik bildirib, Amerikaning Xitoy shirkatlariga qo'ygan jazolarini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Amerika davlat bexatarlik nomi bilan Xitoy shirkatlariga xohlagancha besim qilishni to'xtatishi kerak. Amerika jazoni dialog va kengashishga o'zgartishi kerak deb bildirildi. Amerika Xitoyning elektr mahsulotlarini import qilishni cheklaydi. Fransiya ovozining 19-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoyning elektr mahsulotlarini import qilishni cheklaydi. Xabarda bildirilishicha, Amerika energiya ministrligining xalqaro mudofaa aslahalari bilan ta'minlaydigan elektr shirkatlarining Xitoydan ba'zi elektr mahsulotlarini import qilishini cheklaganligiga qarshi Xitoy tashqi ishlar ministrligi norozilik bildirib, Amerikaning davlat bexatarlik nomi bilan Xitoy elektr uskunalarini import qilishni cheklashiga qat'iy qarshi turmiz degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika izchil bozor raqobati prinsipi va xalqaro savdo qoidasiga og'ir xiloflik qilib, yarishari sanoat zanjiri va ta'minlash zanjiriga buzg'unchilik qildi. Amerikaning bu harakati o'zining manfaati va obraziga ziyon yetkazdi deb jo'yildi. Wang Wenbin so'zida yana biz Amerikani iqtisod va savdo masalalarini siyosiylashtirish, davlat bexatarligi ufqumini umumlashtirishni to'xtatishga, Xitoy Amerika iqtisodiy va savdo hamkorligini adil va kamsitishga uchramaydigan muhit bilan ta'minlashga chaqiramiz deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika energiya ministrligi 17-dekabr buyruqqa imzo qo'yib, muhim mudofaa aslahalari bilan ta'minlaydigan elektr shirkatlarining Amerikaning bexatarligini tor va boshqa hujumlardan qo'g'dash uchun Xitoydan ba'zi elektr sistemasi mahsulotlarini import qilishni cheklagan edi. Qadrli ko'rganlarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.